Stresli misin? Evet. Cenabın gelmesi mi? Hı. Bekliyor Doğdu... muydun gelmesini? Bekliyordum gelmesini. Zaten ben istedim gel diye. O da geldi. Hı hı. De ben bilmiyorum ne yapacağım. Doğdu doğduktan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Yedi buçuk aydır abla dışarıdayım. Çocuğa anne bir şey alabildim. Hiçbir şey yok. Gidecek yerim yok. Doğduktan sonra bana kim bakacak, çocuğa kim bakacak? Çünkü ben sezeren doğum yapacağım. Bebekte sıkıntı var ters geldiği için. Yani bebeğime daha nasıl daha patik bile alamadım. Öbür annelere bakıyorum. Karnlarını okşuyorlar. Patik sipariş veriyorlar. Onu, bunu yapıyorlar. Ben aynı sokakta sürünüyorum. Ben yani dışarıdan utanmıyorum... yani üzgünüm söyleyeceğim. Ben dışarıda kalırken çöpten yemek yiyordum. İnsanlar öyle nasıl bakıyor ki zoruma gidiyordu benim. Yedi buçuk aydır alem arkamda yok. Şimdi bakıyorum alem arkamda. Annem akşam aradı beni. Dedi ben dedi Cenabı dedi savunacağım dedi. Ve babam yine hakaret ettin şey yaptı. Annem engelledi yine beni. Bütün ailen kocanın arkasında mı? Evet. Annem, ben bugün... annem benim kocamın arkasında şu an. Niye? İşte diyorum ya ben bir o Cenab kadar Bey kötüyüm öğrenelim. ya. Gelsin Cenabı Bey. Abla annem babam bile bana sahip çıkmamış. O mu sahip çıkacak? Dur Şirin annen konusuna da geçeceğiz. Buyurun lütfen. <laughs> Öyle oturabilirsiniz Cenap Bey. Biraz daha böyle gelin lütfen. Biraz <laughs> daha lütfen böyle gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler. Kaç yaşındasınız? 22 yaşındayım. Siz de küçüksünüz. <laughs> ee, Şirin Buse ile sosyal medyada tanışmışsınız. Aynen doğrudur. Normalde nerede yaşıyordunuz siz o tanıştığınız dönemde? Tanıştığımız dönemde ben, ben Kayseri'de çalışıyordum. Biz yazlık işçiyiz. Çapa'da çalışıyorduk. Çapa'da? Aynen. Sen hangi şehirdeydin? Ankara'da. Ankara'daydın. Ee, oradaki yazışma, PUBG oynuyor musunuz herhalde? Hı hı. Yani Aynen. bu vurdulu kırdılı bir oyun var. Ben hiç bilmiyorum, görmedim yani. Ee, bu oyunda, oradaki o oyun arkadaşlığı aşka mı dönüştü? Evet. Kaçma fikri kimden çıktı? Kendisinden. Ne dedi? Gel beni ee, kaçır mı dedi. Yok. Konu öyle başlamadı. Hı hı. Bir gün oyununa girdik. Kendisi e, böyle dertliydi. Hı dertliydi. Kendisine sordum. Derdini anlat dedim. Hı hı. E, yok dedi boşver dedi. Hı hı. Yok sen anlat dedim. Tabi orada bana dedi. Polise git dedim. Polise gittim. Benim yüzüme vurdun. Yüzüne vurmadım. Yüzüme vurdun. Daha itin evet. istismar ödedim. olayıyla ilgili polise gittin mi? Abla okuldaki okuldaki herkese anlatıyorum. He. Öğretmenlere bilen anlatıyorum. Kimse yardımcı olmadı bana. Ben daha artık umudu ve kestim ve gidecek yerim olmadığı için de buna katlandım ben. Sen okulun rehber öğretmenine bunu bildirmedin evet. hiçbir şey yapılmadı mı? Hayır, hiçbir şey yani yapılmadı. Babam bir... beni o yüzden okula göndermedi. Polise gittin mi? Polise gidemezdim vallahi yaşım küçüktü o zaman. Hani Polise gittiğini söyledin ama. Mesela hı? okulla ilgili gittiğin okulla da ilgili hı hı. geçen haftadan beri bu ikinci iddia hiç ben okuma yazma bilmiyorum. Okulda benimle hiç ilgilenmediler. Evet, Şimdi ama o ikinci yazmam yok. da evet. Ben aslında bir istismar mağduru kızdım. Yine benimle ilgilenmediler. Okuldaki öğretmenlerine de söyledim bunu diyorsun. Evet abla ben herkese söyledim. Aileme de söyledim. Hatta annem de kaçarken demiş. 12 yaşında bile ama Allah'ından bulsun diyorum ve buldu da yani. Şimdi bu konuyla ilgili hani biz bu ihbarı alalım tekrar e, bunu kurumlara aktaralım. Bununla ilgili araştırma yapılsın. Bu ihbar gerçek ablam, değil. Okuldaki şeye ee, baktılar Bu sizin iddianızı bilemezsiniz. İnsanlar durup dururken bir şeyleri evet. söylemez. Bunu söylüyor bile olsa karşı tarafın kendini hani... ...anlatma, aklama, Anne, bundan sıyrılma gibi bir hakkı vardır, zaten vardır ama... Annesi ...bu böyle anelade söylenebilecek bir şey değil efendim. Annesi bağlandığı zaman zaten gerekeni söyleyecek. Evet, tekrar. Söyle. Bu, e, bu mağduriyetini mi? sana anlatınca... ...sen hani polise gittin mi diye sordun... ...alıp onu kaçtığınız gün polise götürdün mü? Kaçtığımız gün birkaç gün bekledik. Ondan Hı -hı. sonra polis karakolundan tabii bizi aradılar. Hı -hı. Hayır, hani, bu mağduriyeti de... duydun. O cesaret edemiyor gitmeye... Gel ben sana bu konuda yardımcı olayım. Seni karakola götüreyim dedin mi? Dedim. Birkaç gün bekledikten sonra aynen ben bunu dedim. Hı hı. Birkaç gün bekledik Bursa'da. Hı hı. Hatta kendisi taciz olayı diye bir şey söyledi. Ankara'dan o... sen gidip aldın onu değil mi? Ankara'da bana buluşacağımız yeri söyledi. Hı hı. Sen orada bekle ben kendim geleceğim dedi. Ondan sonra ortak bir düşünceyle ikimiz de Bursa'ya gittik. Hı hı. Ha, bu orada radan, da e, senin e... Kaçış tarihin sanırım e, Eylül ayının başı hı hı. bu ATV habere evet. dede çıkıyor Aynen. benim e, şeyim e, torunum kayıp diye 8 Eylül hı hı. 2022 tarihinde evet. yani sen o 8-10 günde bulunamıyorsun hı hı. bu süre içerisinde senin bulunman için deden de hem e, karakola başvuruda bulunuyor hem de televizyon kanallarına evet. çıkıyor o zamana ait olan Görüntü de evet. e, var. 29 Ağustos 2022 pardon Eylülün başı demiştim. Senin kaçtığın evden Evet, evet. görüntüler evet, var, bunlar. Ben sen de dedim o gün zaten kayboldum ama çıktım diye. Sen o gün yattığın yatağın içerisinde yastıklar koyuyorsun Hı -hı. sanki yatakta yatıyor görüntüsü veriyorsun. Evet. Herkes senin odada uyuduğunu düşünüyor ama Hı -hı. halbuki sen e, Cenap'la beraber. Aynen. Kaçıyorum. Ee, kaçma kararı veriyorsunuz. Ee, burada camdan mı atlıyorsun sen? Yok oradan balkondan iniyorum abla ben. Balkona demir parmaklıklardan iniyorsun. Evet. O seni bulunduğun noktadan mı gelip aldı? Ee, ben ona bir yer söyledim buraya gel diye. O da oraya geldi. Hı hı. Ben de oraya gittim. Sonra gittik işte. Evet. Sonra da sokağın bir yerde buluşuyorsunuz. O Devam edebilir miyim? Evet. Görüntüler. Buyurun lütfen. Bizi polis karakoluna aradılar. Hı hı. Kayıp başvurusu yapılmış. Aynen. Dediler ki siz mi gelirsiniz biz mi gelelim. Hı -hı. Biz geliriz dedik. Hatta kendisi bana alkol içeri diye bir iddiada bulundu. Hı -hı. Hatırlıyorsunuz? Evet içirmediniz. E, yanında e, bir kişi kendisine... daha vardı. O gece ben çok alkollüydüm. E, sabah uyandığımda Cenap dedi ki sen zaten. benim artık karımsın. Yok, Buyurun bu iddiayı da cevaplayın. Öyle bir kelime kullanılmadı. Hı -hı. Ben kendisini defalarca uyardım. Kaçı Kaçışımızın şerefine kutlama yapalım dedi. Kendisi de hatta bunu. Ben dedim. Çilin Muse dedim. Hı hı. İçme dedim. Yapma. Yok içeceğim. İçme bana Biz bana içeceğim dedi. Ondan sonra kendisi içti sarhoş oldu. Hı -hı. Ben sarhoş olmadım arkadaşın da sarhoş olmadı. Kimdi arkadaşın? Çünkü biz çalışıyorduk. İkiniz de Biz çalışıyorduk Hı -hı. işe gidiyorduk. Beraber gidip beraber geliyorduk. Hı -hı. Kendisi zaten evli. Onun bir suçu yok. Kim o arkadaşın? Efendim? Kimdi o arkadaşın? Arkadaşın mı? Hı -hı. Bursa'da kalan bir arkadaşım var. Eşi de yanınızda mıydı o sırada? Ha, Eşi hayır. mi? Ailesinin yanındaydı. Hı -hı. Bir saniye anlatayım. Şimdi, e, mutfakta kahve aradım ayıtmak için bulamadım. Bulan yaradım Yine bulamadım. Kim ben orduma Ondan oraya sonra sağda solda kustu. Ben elini, omzumu aldım, banyoya götürdüm, elini yüzünü yıkadım. Baktım ayılmadı. Biraz su döktüm üstüne. Yine ayılmadı. Ondan sonra yatağına yatırdım. Ben de yan tarafa yattım. Yanıma ne aramızda hiçbir şey olmadı. Eğer olmuş olsaydı Esra Hanım, karakola kendimiz gittik zaten. Karakolda da beni nezarethanede tuttular, hı hı. kendisi de ifade veriyor. Hı hı. Bunu söylemek için bir şey yok muydu? Hı. Zamanı vardı mesela, diyebilirdi ne bana böyle böyle bir... Ne kadar kaldınız nezarethanede gözaltında? Ee, polis beni nezarete tuttu ki kendisi güvenli bir şekilde ifadesini korkmadan verebilsin diye tuttu. Hı hı. Ee, beni oraya aldılar, hı hı. polisin kendisi bana dedi zaten. Orada zaten korkmadan gerçekten ifadesini verebilirdi. Bu ifadede böyle bir durumdan, olaydan bahsetmedi. Aynen bahsetmedi. Ama karakola giderken Ama bana bilirdi. dedi ki abla bunları bunları söyle dedi. <laughs> Çok çabuk evleniriz dedi. Sen de 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 kurtulursun dedi. Öyle bir <laughs> şey demedim. Hı <laughs> hı. Bunun üzerine hemen hızlıca evlilik teklif ettin mi? Evlilik teklifi mi? Hı <laughs> hı. Bu polis nezaretinde kalma. O dönem yaşı tam 18 miydi? yani onun altında mıydı yaşı bilmiyorum. Yaşı 18'di. Biz 18'di? Biz Bursa'dan Urfa'ya gitti Esra hanım. Hı <laughs> hı. Kimliğin yanında yoktu. Kimliği babasındaydı. Hı hı. Ee, kimliğini babasından alamadık, isteyemedik de. Hı hı. Annesini aradı. Anne dedi, kimliğim için onay lazım dedi. Hı hı. Oradan onay verebilir misin? Veririm kızım dedi. Ama dedi, gerçekten evlenmek istiyor musun? Evet anne istiyorum dedi. Hatta nikâhtan önce ben kendisine de söyledim. Çilin bu dedi, bu evliliği yapmak zorunda değilsin. Sevmiyorsan yapma. Yok ben seviyorum dedi, ben evlenmek istiyorum dedi. Hatta ben Siz peki bu doğun... evliliğe hazır mıydınız? Efendim. Siz Şirin Buse ile yapılacak olan evliliğe hazır mıydınız? Ben hazırdım. Onun için her şey yapmaya hazırdım. Abla karşımızda... Böyle bir şey yapmazdım. Ondan Do... mı? Ben Bağdur, ona dur, dedim. Şirin Buse dedim. Biz böyle e, çok zengin de değilim. <laughs> çok şey de değilim. Zaten dün geceki gibi. Benim fakirliğimle dalga geçmesi zaten yetti. Hı hı. Onu geçtim. Biz sürekli bir süre yaşadık. Hani ben zaten hani zor ve zor şartları altında Aynen, yaşayan biriyim. Benim. Hani la... benim bu şartlarımla yaşamayı kabul ediyor musun dedim. Aynen ona evet dedi. söyledim. Hı hı. E, Kayseri'ye gittik yapamıyorum dedi. Şey yine Urfa'ya döndük. Urfa'dan. Kayseri'ye ben... nesini yaptım? sevdiniz? Efendim? Neyini sevdiniz? Neyi? Yani Şimdi bu Hüseyin'i sevme sebebiniz neydi? Ee, bana değer vermesi hoşuma gitti. Çünkü ben e, ondan fazla kimse değer vermemişti ilk başta. Yani ...yaşadığımı hatırlattı bana bir süre. O süre içerisinde zaten e, ben Kocaeli'ye geldim. Kocaeli'de bir ay çalıştım. O da annesinin yanında kaldı. Yani senin için kaçması, herkesi terk etmesi, senin yanında olması. Onun kaçış planında zaten bir sebebi var. Onu da anlatacağım ben size. Annesinin yanında bir ay kaldı. Annesine de aynı... bir ev tuttum. <laughs> Geldim onu aldım. Annesinin yanında oturduk, yemeğimizi yedik. Eşi de e, Allah razı olsun... ...gerçekten bize çok yardımcı oldu. Hı -hı. Asla bu Husey bir hakarette bulunduğunu ben düşünemem. Düşünmem de. Dün akşam aradı bana hakaret etti bir ama. Bir anne asla kızını elin oğluna değişmez... Doğru ...değişiyor ama şimdi. Değişmez. 7,5 de kadar nerede annem? Ben sokakta çöpten yemek yerken nerede annem? Onu da annem? anlatacağım. Sabredersen nerede? onu da Onu da anlatacağım. Senin anlatacağım. yüzünden Senin babasıyla Ankara'da... ...annesiyle şimdiki eşinin yanında... ...bir süre beraber yaşadınız mı? Ee, yaşadık. Oraya geliyorum ben zaten şu an. Hı -hı. senin babasının yanına gittik. bu dedi ki... ...ben babamın yanına gitmek istiyorum dedi. Hı -hı. Onları görüp öyle geçelim. Hı -hı. Tamam dedim. Dedim ama... Deden ne de oldu? Aslında e, garibanın da bir suçu yok. Onu da suçluyor zaten. Babasının yanına gittiğimizde bu sefer de annesini suçladı. Baba annem bana bunları bunları söylememi istedi. Sen dedin ondan bana Ondan kalacak annemin, yerimiz yok diye sen söylettin bana ondan bunları. Ondan sonra sizin yanınızdan kaçıp annemin yanına gitmem yani için. Yani istenir zaman istediği kişilerle ilgili iddiada bulunuyor. Aynen. Ama siz evlilik birliğine bu arada devam ediyorsunuz. Nikahı kıydınız ve 4 Mayıs'ta <laughs> abisini askere göndermek için İzmir'e gidiyor Şirin Buse. Oradan sana bir telefon açıyor kendi anlatımı. Ben seni artık koca olarak istemiyorum. Çünkü sen sosyal medya bağımlısı, oyun bağımlısı, sosyal medyada sürekli kadınlarla, kızlarla konuşan e hatta seninle ilgili şunu da dedi. O kızların fotoğraflarını alıp tehdit ettiğini de iddia etti. Hı. Bu evet. sebeple senden boşanıyorum demiş. Doğru mu? Evet. İddiasına dair bir kanıtı var mı? Kanıtım Sunabilir yok mi? çünkü benim telefonum yoktu. İddiasına ben dair bir kanıtı var mı? O, o İzmir'e evde... gittiğinde sen Urfa'da aile anne misin? Ee, evde Şirin bu senin tane... babasının yanında evet, mı? E ben mi? eve wifi bağlattım. Evde hı. de iki tane telefonu vardı. Hı hı. Telefonu... O telefonun hiçbiri çalışmıyor. Hattım, hattım, hattım yoktu. Hı hı. Ailesinin ben yaşı, senin ailesinin yanında yaşamaya devam ediyoruz. Hı hı. Ben sabah erkenden işe gidiyorum daha güneş doğdu doğdu yani. Ondan sonra gün batımında ben işten geliyorum. Benim sosyal medyada takılacak zamanım olmuyor. Ailen bile yani düzenli olarak bir kurumda e, o sırada çalışıyor ve görev yapıyordunuz. Evet Esra Hanım. Hı hı. Ondan sonra... Kargo da çalışıyordu. bu e, Şirin tamam, Buse'nin işte Buse onu söylüyor, Şirin, Şirin Instagram'ın ve benim kendi Instagram'ımın arasında bir bağ oluşturdum. Hı hı. Yani hem o benim hesabı gidebiliyordu hem benim onun hesabına Hı gidebiliyordu. Birbirinizi denetliyordunuz. Evet. Denetlemek olmasın. Ama Kendisi güvensizlik kendi hissetmesin istedim telefondan ben. Giriyordum. Hı -hı. Kendisi güvensiz hissetmediğini hissetmesin Kendisi güvensizlik hissetmesin istedim. Ona da dedim eğer istiyorsan oyun hesabımı sana da verebilirim. Ben işteyken sen oyna. Hayır asla. Ondan sonra Esra Hanım telefonuma bir bildirim konuşuyor. geldi. Ben evet. yakaladığım zaman da Telefonuma kızıyor. bir bildirim geldi. Bakıyorum Şirin Muse. Hı hı. Kaçak bir hesap <laughs> açmış. <gülüyor> fake hesap. O es Aynen hesaba gereken fotoğraflar ben zaten ekip arkadaşlarına verdim. O fotoğrafları verdim. kim çekti acaba? Sen ekip çekmedin mi? Ekip arkadaşlarına ben verdim zaten. <laughs> o fotoğrafları sen <laughs> ben çekmedin hesabı mi? Fake hesap açma ihtiyacı niye duymuş? Biriyle mi yazışıyor? Biriyle. Ben fake hesap niye açayım <laughs> kendisiyle <Birileriyle> bu varken? konuşuyordu. Hı <laughs> hı. O fake hesabın Ve, telefonu var. Ee, Şirin ait. aradım ben. <laughs> Şirin Buse dedim. Efendim dedi. Neredesin dedim. Evdeyim dedi. Şirin Buse dedim. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor yapmışsın Hesabın <laughs> adını söyledim. Anlamazlıktan geldi. Oradaki isi, isimleri söyledim. Orada bir sustu. Caner dedi. Eve geldiğin zaman Cenat dedi. Evde tartışmayalım. Ailemin yanında lütfen. Olmaz. Evin arkasında park var dedi. Orada konuşalım. Tamam <laughs> dedim. Ben geliyorum dedim. Sen geç oraya. Telejwik dedin neredeyse oraya varmıştım zaten. Hı hı. Orada ona gösterdim. Sen böyle bir sahte hesap niye açtın Aynen. diye. Aynen. Ne eksiklik gördün de? Ben ne yaptım sana? Hesabı kendin kendi kullanıyordun abla. Ben ne Ben ne yaptım bana söylesene bir dedim. Hı hı. Bir cevap veremedi. O an eee başkası olsa sinirden. Artık istedin mi? İstedim. Hı hı. Para Elimi gelmediği için darp kaldırdım, etti. kaldırdım. Hı -hı. Ama orada yaptığım tek şey duvara vurmaktı. Duvara Onu sevdiğim için ben kıyamadım Esra acaba? Dişlerimi mi kırmadın? Onu sevdiğim Hala için kırık. ben kıyamadım. Dar proporu diyor. Doğru mu? Hı -hı. e, darp diyor hatta. Esra ben sabah erkenden işe gidip gece geliyorum. Haftanın Hı -hı. iki günü, üç günü hastanede kendisi. Hı -hı. Hastalığı var. Evet hastanedeyim. Niye hastanede beni mi? Aklımı hatırlamıyorum. Çamaşır suyunu şey evet. yapıp da. Ee, kendisi hastane bir tek hayatım ben günü de hastanede. hastanede. Hı hı. yani ben onu gerçekten darp etmiş olsaydım iddia ediyor ya. Hı hı. hastanede darp raporu almak çok mu zor bir şey? Çünkü ben sürdürmeye çalışıyorum evliliği. Çok ben mu zor bir şey Sürdürmeye hanım? çalışıyorum. Evliliği sürdürmeye çalışıyorum. Aynen sürdürmeye çalışıyorum. <laughs> Ortada Düzel bir evlilik var düzelmesin mı? Düzelmesin diye bekliyorum. Düzelmiyor hiçbir zaman. Ee, ama abla. Ama şey, sen çalışmıyor dedin. Çocuk o dönemde kargo şirketinde kargo çalışıyor. Ne? defa ki çok işe mesela, giriyor. çıkıyor ama. Bütün e, kargo şirketlerinde çalışanlar da bakmayın Allah kolaylık versin. Çok uzun mesailerde ve zor da şartlar Aynen. altında çalışıyorlar. Aynen. Bu sabah gidiyor, akşam da geliyor. Ama sen hiç çalışmıyor, sorumsuz, oyun bağımlısı dediğin adam hı hı. o dönemde düzgün çalışan ekmeğini kazanan bir adammış. Hayır, defa işe girdi, çıktı. Ee, Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Bak. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.